Tahminim orada Energy'de kendisi için Lulu'yu aynen öyle oldu. Kitleyecek. Eşitliği bozmak için yapılacak maçta uygulanacak işleyiş şu şekilde. Aynı galibiyet mağlubiyet sayısına sahip olan takımların kendi aralarındaki maçlara bakılıyor ama tabii ki onlar da 1-1-1. Bütün takımlar birer galibiyet almış olacak birbirine karşı. Dolayısıyla eşitlik devam ediyor. Bu durumda yapılacak olan işleyiş şu. Takımlar arasında galibiyete en hızlı sürede ulaşan takım 3 takımlı bir turnuva tablosu oluşturulacak ve direkt finale çıkacak gibi düşünelim. Diğer iki takım kendi arasında oynayacak. Mağlup olan takım o grubun üçüncüsü, yani bu durumda altıncı. Onu kazanan takım da finalde oynadıktan sonra dördüncü ve beşinci belirlenecek. Tabii bunların hepsinden önce Beşiktaş'ın oyunu kazanması lazım ama maçları incelediğimizde de Beşiktaş eğer kazanırsa ve 26. dakikadan önce kazanırsa kendini bir anda o final grubunda bulabilir. Yani Fanatik'le TSM'in arasında yapılacak maçın ardından Beşiktaş'ta oynama durumu olabilir ama önemli olan tabii burada maçı kazanmak. 26 dakikalara falan takılmak çok doğru değil. Kaldı ki karşı tarafta öyle bir kompozisyon var ki oyunun başından itibaren Fanatik, yani Beşiktaş'ın ensesinde adeta boza pişirecek. O kadar çılgıncasına bir kompozisyon. Çok grubu darlayacaklar. O yüzden keşke Gragas olsaydı. Ve Bubard her şeyi değiştirebilir ama daha çok oynadığımız, daha alıştığımız ve daha rahat olduğumuz bir kompozisyonda, yani başka bir destek tercihini görsek daha iyi olabilirdi. Neyse. Sihirli bakalım. Bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir fikirleri var. Bu arada bir fikirleri var demek ki yani. Dumbledore şu ana kadar normal sezon performansının altına kaldı bu turnuvada. Belki de böyle bir değişikliğe ihtiyacı da olabilir. Olabilir ve hani kendine güveniyorsa buyurun, vadi orada. Yavaş yavaş artık Sihirdar Vadisi'ne geçiyoruz. MSI'da ikinci gün karşılaşmaları. Sondan bir önceki maç. Beşiktaş hayatta kalmak için savaşıyor. Son maçı olmaması için savaşıyor bu maçın, bu karşılaşmanın. Eğer bu maçı Beşiktaş kazanmayı başarırsa TSM, Fanatik ve Beşiktaş 1 galibiyet 4 mağlubiyet skoruna erişecek ve 3 takım arasında eşitliği bozmak üzere seri oynanacak diyelim. Ama ilerisini düşünmeye gerek yok. Şimdi önümüzde bir maç var. Bakalım neler olacak. Alt koridorda da henüz kendisinden isteneni verememiş bir Steelback var. Nardius da bizim ona alıştığımız performansı sergiliyor diyemeyiz. Yalnız Yellow Star'la şimdi Steelback, Nardius ve yalnız orada sersemletmeyi başardı Bart. Yellow Star ve Steelback'i karşılıklı çatışma, karşılıklı otomatik saldırılar devam ediyor. Orada da Grompa da bu arada totemi atmayı başardı Fanatik tarafı. Huni çok iyi bir Rumble oyuncusu. Yılın çaylağı seçildi EULCS'te. Genelde ona çok agresif şampiyonlar verdiğiniz zaman biraz fazla coşabiliyor, kontrolden çıkabiliyor ama Rumble'la onu yapmıyor ve çok da başarılı oluyor. Keşke ama Lee Sin alsaydı bu arada. Lee Sin alsa bizim için çok büyük avantaj olurdu. Lee Sin de deliriyor çünkü. Ejder Baron falan çalıyor ama onun dışında her şeyi yanlış yapıyor. Yaptı daha doğrusu, gördük. Ama şöyle bir avantajımız da var. Taldrin'de çok iyi bir Rumble'ı ve Rumble'ın bütün özelliklerini çok iyi biliyor. Bu arada Fnatic tarafı kayıcıları almaya çalışıyor. Darlamaya çalışıyor. Kayıcıları almaya çalışırken çok iyi zamanda geldi. Uzaklaştırdı. Bakalım son vuruş bizden mi gelecek? Son vuruş geldi Dumbledore'dan. Geldi, süper. Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu. Yellowstar'a kendi ilacından tattırdık şu anda. Aynen. Onlar yumuşattılar. Öldüren, hem altını hem deneyimi alan biz olduk. Dumbledore'da çok erken ikinci seviyeye ulaştı bile. Bu arada taraftar desteği tabii ki bizden yana. Çünkü evet. Amerikalı seyirciler de TSM'in şansının devam etmesini istiyor. Burada Fanatik galibiyeti TSM'in hiç işine gelmiyor. O da bizim şansımız. TSM tabii bir önceki maçtan sonra o tiebreak maçlarına çıkmayabilir, onu da söyleyeyim. Bu arada yani Dumbledore tek başına Steelback Yellowstar ikilisini oldukça ciddi şekilde darladı. İkinci seviye olmuş tabii. Rahat. Kafası rahat. Orada tutacak tabii bir kozmik bağ da Lucian'ın amansız takibiyle birleşerek önemli bir fark yaratabilir. Hala Steelback ve Yellowstar ikilisi birinci seviye ama onlar da ikinci seviye olduğu anda özellikle tabii bu arada kozmik bağ tutmadı. Thresh Kalista koridoru için önemli bir seviye, ikinci seviye. Hem Steelback'in eğer Q yeteneğini açarsa yavaşlatma etkisine sahip olması için, daha da önemlisi Yellowstar'ın ölüm cezasına sahip olması için gerekiyor. Bu arada üçüncü seviye oldu Dumbledore. Arkada koruyucunun mabedi var gördüysen. O harika bir şey. Bu arada Huni... Taldir'in üstünde Huni sıçrası da var. M
Mega... Taldir'in dikkat etmesi lazım. Taldir'in geri dönmesi gerekebilir bunun ardından. Bakalım. Koruyucunun muhabbeti arkada bekliyor. Takasta herhangi bir dezavantaj yaşasak bile o koruyucunun muhabbetinin vereceği ekstra can. Bu arada Diagoles savaş... daha hızlı Reynover'dan. Yalnız Reynover'ın tüneli de var. Reynover takip etmeyecek arka tarafı görmediği için. Orada zaten Sonar'la beraber de yalnız Energy de yardıma gelirken Febiven'le karşılaştı. Şimdi orada mümkün olduğunca dürtmesi lazım. Ya maç şu anda ortada gibi görünüyor. Bakalım, umalım böyle devam etsin. Daha erken agresifle izin vermedik. Çok erken, çok ortada ama biz alt koridorda öne geçtik. Reynover yalnız... Yalnız Energy kötü bir pozisyonda, üzerinde tutuştur da var. Reynover tabii sıçra atması ihtimali olan yere doğru gidiyor. Energy'nin manası var mı, ona bakmak lazım. Yok, bu arada güzel kaçtı. Güzel yemledi, helal olsun. Bakalım oradan tünelle devam edecek mi Reynover? Taldir'in yanında Huni'ye bakıyorum, kaçıyor. Huni de uzakta. Güzel, yalnız Taldir'in canı da az. Şimdi bakalım geri dönebilir miyiz? Energy'nin canı çok az. Ha, ama arka taraftan gelen Zed'in ve Huni'nin de katkısıyla bir anda Rek sayıya 2'de 2 gidiyor yani. Bu hiç hoş olmadı. Bu arada tutan bir ölüm cezası var Nardius'a. Nardius avansı takiple oradan uzaklaşıyor. Yani tek yapmamamız gereken şey Rek'Sai'nin ilerlemesine, Rek'Sai'nin coşmasına engel olmak. Reynover çok riskli bir hamle yaptı ama çok akıllıca bir hamle yaptı. Nehirdeki takastan sonra canı çok azalmıştı. Onu gördükten sonra Reynover'ın yani o kadar az canlı artık herhangi bir baskına gelmeyeceğini tahmin ediyorduk. Reynover bu tahmini adeta bir yemleme olarak kullandı. Yarı candan azla geldi oraya. Tabii burada Lulu'nun manasının kalmadığını görmesi de büyük avantaj. Ve oradan sonra kaçmaya çalışırken, yani bir skor vermekten kaçmaya çalışırken iki skor birden verdik. Ya burada... Çünkü Taldir'in canı da çok azdı. Yani takasları belli bir oranda kaybettikten sonra bu sefer takasın devamında oluşan sonuçlar tamamen aleyhimize gelişti. Yani en azından iyi bir şey varsa o da Zed'in bu iki skordan da asist alamamış olması. Ama onun dışında hani... Teselli ikramiyesi dediğimiz. Aynen öyle. Mansiyon ödülü almış olduk orada en azından. Şimdi Reynover'da uzun süren seyahatinin sonuna geldi ve oyunun başından beri ilk defa geri gidiyor. 6. dakikadayız. Şimdi bakalım alt koridorda da minyon sayılarına baktığımızda denge var şu anda. 4 minyon kadar Steelback önde Nardius'a kıyasla. Ama işte bu bizim en azından koridor eşleşmesi olarak alışık olduğumuz bir şey. Bu arada Theokoles ters taraftan şimdi bir baskın denemesinde bulunacak. 4. seviye ama rakip takım çok yakın kendi kulesine. Yalowstar orada görüş alabilecek mi? Hayır, alamadı Theokoles'ini ama Theokoles kendini gösterdi. Şimdi ters taraftan derisini yüz geldi. Yalowstar kötü bir pozisyonda. Reynover doğru zamanda, doğru yerde. Dumbledore'da sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Orada kapıyı açarak gelmişti içeri Dumbledore ama bakalım şifa da geldi Nardius'tan. Dumbledore kaçmaya çalışıyor. Kalista'ya bırakmaya çalışacaklar skoru ama Dumbledore sersemletti rakiplerini. Sıçra geldi Steelback'ten. Son bir vuruş. Son bir vuruşla beraber Steelback de Dumbledore skorunu almayı başardı. İşte Bard'ın avantajı ve dezavantajı bu. Avantaj sağladı, baskına sihirli yolculukla geldi. Ama hem hasarı hem kitle kontrolü o kadar düşük ki ondan sonra geldikten sonra sürpriz gelişten sonra bir şey çıkaramadı. Bu arada üst koridorda baskını yedik. Nardius canını zor kurtardı. İşler hiç iyi gitmiyor şu anda. Yani açıkçası aldıkları şampiyonların hakkını veriyor şu anda Fnatic. Bunu söylemek lazım. Bir de Fnatic'in bu kadar agresif bir erken seviye için agresif bir takım kompozisyon kurduğunu gördükten sonra bizim çok daha garanti bir kompozisyon kurmamız gerekiyordu bence. Yani Gragas seçemedik ama şu anda kaybedilmiş hala hiçbir şey yok. Sadece doğru oynamaya devam etmemiz lazım moral bozmadan. Bakalım. İşte şimdi Reynover'ı yakalamaya çalışıyor. Bard'ın avantajı da bu. Kaçmasına izin vermemek lazım. Şimdi Energy orada geldi ters taraftan. Tutuşturun da kullandı mı Reynover üstüne? Evet. Evet. Ve skor Energy'de kalıyor. Bu karşılaşmadaki ilk skorumuzu da aldık. Bard'ın da fark yarattığı alan bu işte. Ormanın bir tarafından sihirli yolculuğa başladı. Reynover'ın dibinde bitti. Ya bu iki tane zıpkını da tutturunca üzerine bir de yalnız dengeleyicinin üstüne bayağı uzun vakit geçirmiş. Şimdi ölüm işareti geliyor Energy'nin üstüne ama güzel bir ultiyle beraber Energy en azından orada Febiven'den kurtuldu diyelim. Manası az, yalnız geri dönmesi gerekecek. O da ikinci Doran yüzüğünü almış. Diğer tarafta Febiven'de ise Bilgewater Palace'ı var. Teokales'in üstüne gidiyor. Bundan sonra Staldir'in artık Seer içenini yapmış ama
kabusa dönüşecek. Meganar olacak şimdi. Sihir içen bayağı bir... Duvara yapıştıracak. Uni'yi duvara yapıştırmaya başarıyor. Sersemletmeyi de başardı. Ama tabii ölüm... düzeltiyorum. Alev makinesinin zamanının geldiğini biliyor Taldırın. Dikkatli olacak. Yalnız bakalım şimdi orada binayı aldı. Üstüne devam edecek mi Uni'nin? Hayır ama en azından sen burada bana bu kadar kolay bir şekilde bedavada hasar veremezsin dedi. Bu mesaj vermek açısından da önemli. Aynen, takastan çok üstün çıktı. Geride başladı takastan. Yalnız Reynor geliyor şimdi oraya. Bakalım Taldırın'ın zıplaması var mı? Bu merengi ile yavaşlattı zaten. Oo, yalnız Teokoles orada şimdi. Bakalım Sonar'a yakalanmadı Teokoles. Ultisi var mı bakıyorum. Ultisi var gibi görünüyor. Var. Artık girmesi lazım buraya. Evet. Q ile girecek. Evet. Ultisiyle beraber girdi. Arkasından Teokoles'te kalıyor skor. İkinci skorumuzu aldık. Bunlar güzel haberler. Bunlar güzel haberler. Böyle devam edelim. Aslında bir saniye daha erken gelmiş olsaydı Reynor'un oraya müdahale sırasında 2-2'den 2 skor bile çıkarabilirdi ama bu da güzel. Nihayet ormancımızın koridora biraz yardım ettiğini görüyoruz. Özellikle üst koridorda üstünlük sağlamamız çok önemli. Çünkü oyun yapan oyuncumuz bizim Taldrin. Ölüm cezası tutmadı şimdi. Yellow Star yalnız derisini yüzü kullandı. Şimdi o aradan güzel bir ulti geldi Dumbledore giden ama yavaşlatmayı başardı Yellow Star onu. Bakalım sihirli yolcular çıkamadan skor geldi. Şimdi Nardius'un üstüne gelen bir dengeleyici var yalnız. Nar da oraya gelecek. Nar biraz geç kalacak gibi görünüyor. Nar da geldi ama yok iptal etmedi. Geldi ama oldukça geç oldu gelişi. Cenaze törenine geldi. Şimdi ejderha muhtemelen fanatiğin bir sonraki hedefi olacaktır. İki skor birden verdik burada. Fnatic çok daha koordine, çok daha saldırgan ve global hedeflerden önce, belki de minyon kesmekten önce agresiflikle koridordan atmayı, mümkünse de skor almayı düşünüyorlar. Ve şu ana kadar başarılı oldular. Nar, Taldrin'in ışınlanık biraz geç kalınca ancak Nardius'un dediğimiz gibi cenazesine yetişebildi. Şimdi bakalım orta koridorda Lulu tabii Zed'in karşısında fark yaratabilmek için o yetenek gücünü biraz arttırması lazım. Şimdi Reynover'ı ormanda yakaladı Dumble. Sersemletmeyi başaramadı ama ciddi şekilde onu orada dürtmeyi başardı. Teokoles'ten şimdi bir sıçratma gelir mi? Hayır. Yalnız Reynover'da Yellow Star'ın gelişiyle beraber o arkadan Huni de geliyor. Dumble Dog'i kötü pozisyonda mı kalacak? Alev makinasıyla beraber Dumble'a ciddi bir hasar geldi ama takip etmeyecekler. Bu en azından üst koridorda Nara biraz vakit kazandırdı. En büyük sorun şu anda nişancılar arasında. 20 minyon fark var ve 2-0-1 oynayan bir Kalista'ya karşı 0-1-0-1 Nardius. Ha, bizim en büyük avantaj sağlamamız gereken yer nişancıda korkunç derecede geriye düştük. Bu arada Febiven orada bir tuzak kurdu Taldrin'e. Mini Nara dönüşmesini bekliyor. Taldrin de tabii karşısında Rumble olduğu için şu anda sadece büyü direnci kasmış durumda. Herhangi bir zırh yok üzerinde. Bir tane büyü savar pelerini, bir tane de sihir içeni var. Ya burada Febiven'e kötü bir pozisyonda yakalanırsa skor verebilir ama o da gayet güvenli bir şekilde bumeranglarla minyon temizlemeye çalışıyor. Şimdi Teokoles, Dumble ve Nardius kötü bir pozisyonda mı bilmiyorum ama hemen şifa geldi. Arkadan da bu arada Huni geliyor. Huni'nin tahmin ediyorum dengeleyicisi var. Güzel bir yere dengeleyici attı. İlk skor geldi. Dumble Dog'ye devam edecekler mi acaba? Önlerinde ciddi bir minyon dalgası var. Steelback'ten yine agresif bir sıçra geldi. Birinci skor Teokoles'e doğru da ilerliyor. Bakalım yeterince tank mı? Hayır değil. 2'de 2 yapan Steelback'le beraber skorda da 10'a 2 geri düştük. 10'a 2 geri düştük. 4000 altın geri düştük. Bir ejderha gerideyiz. Ve ciddi anlamda tabii bu skorlar altın farkı dışında oyunun erken safhalarında önemli bir seviye farkı da getiriyor. Koridorda kalamadığımız için seviye de alamıyoruz. İşte yavaş yavaş kuleler düştükçe bu altın farkı biner biner daha tırmanmaya devam edecek. Bir anda 4000 olan fark 5000'i geçti. 5500'e ulaştı kule düştüğü için. Şimdi öbür kuleler de düşecek. Ve üstüne üstlük Steelback çok ciddi avantaj yakalamış durumda şu anda. Yani Fnatic ilk gün pek fazla ortaya koyamadı ama ikinci gün yani bugün maçlarda inanılmaz şekilde gösterdiği o agresif oyun tarzını çok iyi yansıtıyor. Bu arada Taldrin üstünde Febiven'in ölüm işareti kullandığını görüyoruz. Kule altında bir skor daha alıyor. Senin de söylediğin gibi hiç zırh olmadığı için. Alt taraftaki mücadeleyi izlerken de bu skor gerçekleşmiş. Şimdi Dumble yalnız kule... İki vuruşluk canı var. Şimdi Teokoles yaklaşmaya çalışıyor kenardan. Bakalım bir ulti denemesi olacak mı? Sıçrası var şu anda Huni'nin. Gerek bile kalmadı sıçrasını atmasına. Ulti denemesi gelmedi. Sejuani zaten ultisi bekleme süresinde bu arada atamazdı.
Şu anda Kalista kana susamışını tamamlamış durumda. Savaşçı çizmelerini tamamlamış durumda. Diğer tarafta karşısında bir Doran kılıçları zaten dengeli. Hani kana susamışa karşı AMK kılıcı, savaş çizmesine karşı standart botlar. Farkı siz düşünün işte. Ya ölüm kalım maçında test ettiğine eminim Dumble'ın bunu daha önce. Ama profesyonel seviyede, bu seviyede test edilmemiş bir Bard kullanımı ne derece doğru? Bu arada orta koridorda baskı kurmaya çalışırken Dumble sihirli yolculuğa çıktı ama yolculukta yalnız değil. Febiven de katıldı, Reynor da katıldı. Orada Tal'drin'i yakalamayı başardı Yellow Star. Dumble kendisine güzel bir ulti attı. Yalnız Nardius'un pozisyonu çok kötü. Nardius'un orada ne işi var? Steelback arkada kötü bir yerde aslında ama o kadar fark var ki Steelback'in bu kadar kötü bir yerde arkada kaldığı, bütün takım arkadaşlarının arkada kaldığı bir yerde bile Steelback'i indirmeyi başaramadık. Daha doğrusu iyi fokuslanamadık. Önce Steelback'e fokuslansaydık, çok kötü bir yerdeydi Steelback. Yani şu anda yapılmayacak derecede büyük bir hata yaptı ama bundan bile yararlanamadık. Ya açıkçası katliama da bu arada davetiye çıkarmış olduk orada. Febiven'e bir skor gitti. 15-2 artık maç kontrolden çıktı. Çıkalı bayağı bir süre oldu. Yani normalde de Beşiktaş'ın yapmadığı hataları burada yaptığını görüyoruz. Aynen, aynen. Kesinlikle. Yani Nardius'u rakip takımın karşısında görme imkanınız normal bir turnuvada şampiyonluk liginde azken burada bir anda kendini orada buldu. Ya Bard'a hiç gerek yok ya. Çünkü niye? Dediğimiz gibi önce... Yani bunu bu arada en azından burada stil puanını almaya çalışıyor ama hayır. Steelback. Şöyle hani mesele Bard'ın ne kadar etkili olmayacağı vesaire değil. Bunu çok uzun süre antrenmanlarda deneyip takım arkadaşlarınızın onunla olan sinerjisini birlikte oynama alışkanlığını geliştirmeniz lazım. Ya eminim oynamışlardır ama ölüm kalım maçında yapılacak şey değil bu. Fazla iddialı. Yani şans bu kadar ayağınıza gelmişken, tamam 4 maçı kaybettiniz belli bir stratejiye uyarak ama 5. maçı da aynı stratejiye uyarak kaybetmek belki daha makul olabilirdi. Burada yani bir noktada Amerika'yı yeniden keşfetmiş oldu Beşiktaş ve şu ana kadar pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Şu 16-2 skorlardı. Şu anda hemen hemen her pozisyonda bir ya da iki seviye gerideyiz. Altın farkının dışında. Altın farkı da ama yani 15. dakikada 9500 altın farkı inanılır gibi değil. O da, ama skor 16-2 olunca, kuleler 3-0 olunca oluyor tabii. Şimdi bu karşılaşma da Fnatic'in galibiyetiyle sonuçlanırsa ve son maçta da eğer SKT'yi HQ'yu yenebilirse yarın oynanacak yarı final serilerinin ilki SKT ile Fnatic arasında olacak. Orada Fnatic'in daha kapanmamış bir hesabı var. Ellerinden kaçırdılar SKT'yi. Şu anda gruplardaki 14. maçı oynuyoruz. Açıkçası SKT Fnatic maçı dışında 20. dakikada kaderi belirlenmemiş maç olmamıştı. Evet. Tek yani neredeyse tek çekişmeli maç. Sonuna kadar hop otur bok kalkılan maçı oldu. O yüzden o iki takımın eşleşmesi de gayet keyif verir diye tahmin ediyorum. Bu gidişte eğer dediğim gibi SKT HQ'yu yenebilirse tabii her şeyden önce bundan sonra karşılaşma. Tabii biz daha maçı kaybetmedik hani çok şey konuşuyoruz da. Yani Nexus yıkılmadı onu söylemek lazım. Dolayısıyla her zaman şans var ama Fnatic. Sonuçta ikinci seviye bırak inhibitor kulelerini ikinci seviye kuleleri bile vermedik ama gerçekten korkunç bir fark açıldı şu anda. Ve az önce sen güzel bir şey söyledin. Seviye farkı da açılıyor dedin. Şu anla beraber ejderha farkı da ikinci ejderhayı almasıyla Fnatic'in açılıyor. Ve bu seviye ve altın farkını müthiş kullanacak şampiyonlar var. Rek'Sai ve Zed. Bir de yanına Rumble ekleyin. O da Zhonya'nın kum saatini bitirmiş. Liandr'in eziyetiyle beraber. Liandr'in eziyeti yok galiba. Henüz lanetli maske. Henüz lanetli maske. Lanetli maskesiyle beraber. Bu arada ben Huni'nin de bu kadar defansif bir tercih yapmasına şaşırdım. Yani halihazırda Beşiktaş'ta Huni bu arada Reynor'da kırmızı güçlendirme kazandı birinci round'u. Kırmızı güçlendirmenin bir canı kalmıştı Reynor'dan. Reynor'un tek kaybettiği düello kırmızı güçlendirmeye karşı oldu böylece. Neyse intikamını alacak galiba. Ya şu ana kadar bizden daha iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz kırmızı güçlendirmenin. Kırmızı güçlendirmeyi de aldığı anda geriye doğru dönüyor. Reynor 4-1-7. Ama daha önemlisi Steelback 5-0-6 ile oynuyor. Ve Kalista ile yapıyor bunu. Şimdi Teokolet Huni'nin üstüne doğru gidiyor. Devam etmedi. Ki edebilirdi. Ya şöyle yani 1-2 yapmak isteyeceğiniz en son şampiyon Rumble. Zhonya'sı da var çünkü. Yine de yani sihir içen varken şeyde Merkür adımları varken tabii ki yani bir şey değil. Ya burada kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yok ve İstisnai yani bir şeyler yapmamız gerektiği aşikar. İki nişancı arasındaki fark 5-0-6'ya 0-3-0. Yani bizi de buraya gelirken, buraya gelmemizi sağlayan belki de Nardius.
Ne yazık ki MSI'da çok iyi bir performans gösteremiyor. Şöyle doğru gösteremiyor ama şunu atlamayalım. Nardios hiçbir maçta ne kadar geriye düşersek düşelim. Minyon'da birebir eşleşmede çok geriye düşmedi. Sonuçta yeni metada nişancıların 20-25'ten önce etkili olmasını beklememek lazım. Çok iyi oynadığını iddia etmeyeceğim ama o yine yapması gerekeni mümkün olduğunca yaptı. Takım bir şey yapamadıktan sonra nişancının yapabileceği şey çok sınırlı 20-25'ten önce. Ya ama tabii burada hani şaşırdığımız, ya Beşiktaş nasıl bir performansı göster diyeceğimiz bir durum yok. Çünkü Beşiktaş'ın güçlü kısmı zaten oyunun ortaları ve sonları. Evet. Ama bu dünya şampiyonasında düzeltiyorum, MSI'de öyle bir oyun oynanıyor ki rakipler tarafından 15. dakikada fişi çekiyorlar ve onu sadece Beşiktaş'a karşı değil. Dedik ya işte Fnatic SKT maçı dışında 20-25'te sonucu belli olmayan maç yoktu. Hani erken safhada üstünlük sağlayan takım bir anda bir daha geri dönmesine izin vermedi rakibine. Yani dolayısıyla bu yaşanan senaryo Beşiktaş'ın performansı kadar rakiplerin metası ve bizim oyun tarzımızdan da çok etkileniyor. Doğru. Ama hani şunu söylemek lazım. Bu Bard için söylemiyorum. Dumbledore sezon içi performansıyla gerçekten dünya çapında bir destek seviyesine ulaşmıştı ama buraya gelmek, uluslararası platformda oynamak biraz tabii o konuda tecrübesiz. O tecrübesizliği de biraz heyecan olarak, biraz nasıl derler, şaşkınlık olarak yansımış gibi. Sen Nardius için söyledim. Ben açıkçası alt koridoru ayırmak istemiyorum botla yani nişancıyla. Dumbledore istiyorsun. Yani ayırmamak lazım genelde ve açıkçası orada Dumbledore'un biraz performansını düşük kaldığını düşünüyorum. Keza Taldin için de aynı şey geçerli. İlginçtir. Bu turnuvada beklentilerin üzerinde, belki beklentiler düşük olduğu için olabilir. En iyi çıkan isim bence Enerji'ydi şu ana kadar. O biraz kafanın rahat olmasıyla alakalı. Enerji'nin çok rahat olduğunu Facebook'taki esprilerinden de biliyoruz. Ya zaten bu noktada Beşiktaş'ın burada çok ciddi iddialarla turnuvaya gelmediğini biliyoruz. Daha çok tecrübe kazanmak Beşiktaş'ın amacıydı. Şimdi Meganar'a dönüşüyor bu arada Taldrin. Orada üst koridorda bir kuşatma çıkarsa ışınlanını kullanabilir o tarafa doğru ama Fnatic tabii ki bizim farkında olduğumuz gibi onlar da gayet farkında bu durumun. Zorlamayacak. Bu arada oraya bir ulti mi geldi Bard'dan? Evet, Huni'yi yakalamaya çalışmış Dumbledore gibi. Başaramadı orada. Huni kaçmayı başardı oradan. Tecrübe oynayarak kazanılıyor. Tecrübe gidip dükkandan belli para karşılığı alabileceğiniz bir şey değil. Önemli olan bu katılımları sürekli hale getirmek. Yani bir turnuvaya katılıp bir turnuvaya katılamadığınız zaman... Bu arada güzel bir dengeleyici geldi. Yani Huni'den de Rumble dersi geliyor adeta. Nardius'a son bir zıpkınla beraber o skor geldi. Enerji düşüyor. Bir anda yakaladıkları yerde arka arka skorları aldılar. Bir numaralı kural. Ormandaki dar koridorlarda Rumble'a karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Ama şu noktada da Beşiktaş'ın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Fnatic adeta kendi çeyrek kısmına hapsetti Beşiktaş'ı. Aynen. Bu şimdi bu Baron'a dönüşecek elbette ki. Çalmayı deneyebilir mi Teokales? Teokales kendini çaldırdı. 19'a 2 oldu skor. Altın farkı 15.000'e ulaştı. Baron da gitti. Durum hoş değil. Yani yavaş yavaş galibin ilan edilmesini bekleyen bir boksör kıvamına düştük. Ya 19'a 2 skor, harita üzerinde alabildiğimiz herhangi bir şey yok. Ve 15.000 altın da gerçekten altından kalkılması zor bir fark. Ya 15, şimdi 75.000'e 90.000 altın olsa bir şey olmaz da 43.000'e 28.000 korkunç. 15.000 altın demek ortalama her bir şampiyon için bir tam eşya demek yaklaşık. Hatta çok da iyi bir eşya demek yani. Aynen. Herhangi bir eşya değil. Şimdi Dumbledore orada Reynover'ı kıstırmaya ki çalışıyordu ama şu anda daha yani 3 eşyayı 4 eşya fark etmez ama 1 eşyayı 2 eşya çok şey fark ettirir. Tabii yani oyunun da o kadar erken bir safhasındayız ki bir eşya bile oyunun kaderini çok net değiştirebiliyor. Ki yani bunu da nişancılarda daha iyi görebiliyoruz. Runan'ın kasırgası bu arada Energy orada ne yapıyor acaba? O dengelecin üzerinde yürürsem yanar mıyım yanmaz mıyım dedi. Yanarmış. Arka tarafta bu arada
Taldrin skoru da geldi. Febi ben şimdi kendisi için açılmış geçitten devam ederek. Ama Nardius'a güzel bir ulti geldi bu arada Dumbledore'dan. Yalnız ölüm cezasının hasarını yedi yanlış görmediysem. Reynor'da gelip son vuruşu yaptı orada. Reynor bakalım kuleye düşecek mi? Hayır, Reynor'da kuleye düşmüyor. Tutuştura da düşmüyor. Tutuştura da düşmedi. Baron olduğu için hızlıca geri dönecek. Şimdi Huni'den bir Zonya geldi. Huni'yi acaba almayı başaracak mı Beşiktaş? Orada onu sersemlettiler. Huni üzerinde kule var. Huni skoru geldi Beşiktaş lehine. 24-3 skorlarda ve bu noktada Fnatic'in maçı bitirmemesi için hiçbir sebep yok. Baron güçlendirmesiyle de beraber ve gruplarda yavaş yavaş durumlar belli olmaya başladı ama tek bizim eşitliği bozmak için ihtimalimiz bu değildi. Bir sonraki maçta yine eşitliği bozma ihtimali yaratma durumu var. SKT ile HQ arasında oynanacak bu karşılaşma. Onda zaten analiz masasında sevgili yorumcularımız daha da detaylı değerlendirir. Nişancılardan biri 7-0-7, diğeri 0-5-0. Yani üst koridor 6-2 ona. Yani kalanlar dengeli olsa da biz bunun üstünde dursak anlarım ama yani kalanlarda da o fark gayet net bir şekilde belli kalan oyuncularımızda da. Yani toplam zaten bir tarafta 24 bir tarafta 3 skor var. Doğru, yani nesini konuşuyoruz ki, sen de haklısın. Hayır, bizim için belki de en önemli olduğu için dile getirdim ama yani hakikaten konuşulacak bir şey kalmadı yani. Yani Steelback'te en azından bir önceki oyunu affettirmiş oldu diyelim takım arkadaşlarına kendisine. Çok iyi performans gösterememişti Sivri'yle ama burada Kalista ile Nardius Dumbledore ikisine kesinlikle üstün çıktı diyebiliriz. Ve süper minyonlar Nexus'a dayanmış durumda. Beşiktaş'ın da MSI macerasının sonuna doğru geliyoruz. En azından ejderhayı çaldık ya. Yani bu arada Sejuan da hiç fena olmayan bir ulti geldi. Yalos'lar yeterince hasar verebileceğiz mi? Hayır, yani eşya farkı tabii şu anda inanılmaz fazla. Birinci Nexus Kulesi, ikinci Nexus Kulesi. Üstümüze doğru atılmış olan bir dengeleyici var. Güzel bir ulti geldi orada Bard'dan. En azından yetenekleri deniyor bir yandan da. Yalos'lar skoru geldi Nardius'a. Nardius da bu maçta skorla tanışmış oldu ve günün 6. karşılaşmasında Beşiktaş Fnatic karşısında mağlup oluyor. Sonunda Bard'ın Nexus'a attığı sihirli yolculuğu gördüm. Nexus'un içinden tünel çıkardı.